Merhaba arkadaşlar. Bugün farmasi başlangıç setinden çıkan ürünleri değerlendireceğim ve ayrıca onlar haricinde aldığım ürünlerin hakkındaki fikirlerimi de belirteceğim. Şimdi kolonyamdan başlıyorum. Bu bergamot kolonyası ve bunu kendi seçimim olarak aldım. Kendi isteğimle aldım. Başlangıç setine dahil değil. Ve şimdi evine dökerek göstereceğim. Gerçekten çok ferahlatan, limon kolonyasını aratmayan ferahlık verici ve çok güzel kokan bir kolonya. Hayatımda denediğim ilk bergamot kolonyası ve gerçekten limon kolonyasını aratmıyor. Bazen limon harici kolonyalar kullandığınızda koku o kadar baskın geliyor ki, yoğun geliyor ki kolonyanın rahatlatıcılığı gidiyor ve hatta kullanmak bile istemiyorsunuz. Ancak bu kolonya gerçekten çok ferahlatıcı ve limon kolonyasını yine rahatlıkla kullanabileceğiniz bir seçenek. Onun yanında da kullanabilirsiniz bir farklılık olarak ya da onun yerine de kullanabilirsiniz. Gayet doğal ve çok rahatlatıcı. Herkese tavsiye ediyorum. Eğer farmaside hala mevcutsa ki bazen stoklar tükeniyor ve her ay bazı ürünler bir daha gelmek üzere gidebiliyor sanırım. Ama bunu bulursanız mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir ürünüm yine başlangıç setinde olmayan lavantalı el ve vücut losyonu. Yine bu da çok güzel kokan doğal bir ürün ve bunu sürdüğümde gerçekten çok güzel bir koku veriyor ve yağ bırakmıyor. Böyle bazı kremlerin yaptığı gibi yağlı bir his bırakmıyor. Hemen emiliyor ve de çok güzel kokuyor. O yüzden de kremin sağladığı bakım, deriye sağladığı bakımların yanında ayrıca koku da vererek temizlik de temiz bir his veriyor ve koku veriyor ve çok kullanışlı. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Ben banyo sonrasında kullanmıştım ve çok rahatlattı. Ayrıca lavanta şu sıcak yaz günlerinde ve sivrisineklerin de yoğunlaştığı bu yaz mevsiminde gerçekten sivrisinekleri de kovucu bir özelliğe sahip olduğu için daha da kullanılması çok elverişli bir koku ve içinde gerçek lavanta yağları olduğu için çok kullanışlı bir losyon. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Çok başarılı bir ürün, çok doğal ve güzel kokuyor. Evet, şimdi başlangıç setinde yer alan ürünlere geçiyorum. Sadece iki ürünü kullanmadım. Onlar da çok amaçlı temizleyici ve FX fondöten. Onları da kullandığımda fikirlerimi sizinle kesinlikle paylaşacağım. Ve şimdi elime aldığım ürün çörek otu yağlı şampuan. Canlandırıcı özelliğe sahip bu şampuan gerçekten beklediğimden iyi sonuç verdi diyebilirim. Şöyle ki ben birçok marka şampuanı tabii ki kullanıyorum. Pantene olsun, Elsi olsun kullandım. Ve gerçekten bundan o kadar iyi bir performans beklemiyordum. Çünkü onlar kadar tanınmış bir marka değil. Ancak kullandıktan sonra gördüm ki hiç de fena değilmiş. Saçım biraz kuru benim ve saç kremi kullanıyorum. Ancak saç kremim bitmişti ve Pantene kullanıyordum en son. Ve şimdi bununla kıyasladığımda Pantene'den daha iyi bir sonuç verdi. Haziran'da saç dökülmelerim oluyor. Sanırım sıcaklık değişiminden artan sıcaklarla saç derisinin verdiği bir tepki olabilir. Saç dökülmemi azalttı. Yok etti diyebilirim. Bayağı bir saçım döküyordu ve şu anda dökülme durdu. Bu çok güzel bir şey. Ayrıca hiç de daha böyle sert olmadı saçlarım. Hatta biraz daha böyle sağlık katısı gibi geldi. Çünkü içinde doğal maddeler olduğu için, doğal bir ürün olduğu için gerçekten de doğalmış. Bunu da anladım. Saçlarım gerçekten hiç kötü bir durumda değil. Biraz daha iyi bir duruma da geldi diyebilirim. Bu üründe süpermarket, parfümeriyelerde satılan şampuanlar kadar iyi bir ürün diyebilirim. Tavsiye ediyorum. Diğer bir ürün propolis doğal sabundu. Ve bunu da banyoda kullandım. Duş jeli yerine kullandım. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Hiç aratmadı. Hiçbir duş jelini aratmayacak
kadar güzel kokan ve doğal bir ürün. Bir kere hemen temizliğini hissediyorsunuz. Karganlığıyla sürüldükten sonraki karganlık köpürmesi onun gerçekten kaliteli bir ürün olduğunun kanıtı. Ve propolis yanında narenciye bir kokusu da var. Çok güzel kokuyor, çok ferahlatıcı kokuyor. Yani yatarken başınıza koyun, mışıl mışıl uyutur, çok rahatlatır. Çok güzel bir sabun. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Ve normalde böyle banyo sabunları genelde kurutuyor deriyi ve pul pul bir beyazlıklar oluşuyor. Öyle bir şey de oluşmadı. Gerçekten çok başarılı bir sabun ve farmasinin tüm sabunlarını denemem için de bana teşvik edici bir neden oldu. Eğer bu propolis sabunu da bulursanız mutlaka deneyin diyorum. Umarım da vardır ve denersiniz çünkü çok güzel. Ayrıca şu da var ki ben bunu kullandıktan sonra ıslak olduğu için hiçbir kağıt zemine koymamak için bir plastik ve ama yine kağıt vardı. Onun üstüne koymuştum ve hiç yapışmadı. Normalde daha önceki hiçbir sabun yapışmamazlık etmezken bu gerçekten yapışmadı. Bu da onun doğallığının bir kanıtı. O kadar temiz ki hiçbir yerde kirletmiyor, hiçbir kalıntı da bırakmıyor. Doğallığı gerçekten tartışılmaz. Herkese tavsiye ediyorum. Diğer bir ürünüm ruj. Bu sanırım True Color serisinden bir ruj ve farmasinin ruj seçenekleri gerçekten göz alıcı ve çok albenili. Ve tüm rujlarının yani tüm ruj çeşitlerini denemek istiyorum. Ben pembe rengi çok seviyorum ancak diğer renkleri de deneyeceğim. Çünkü çok renk seçeneği var. Çok zengin bu açıdan ve çok beğendim bu açıdan. Bu rengi ben seçmedim. Ancak gerçekten de güzel doğal bir renk. Böyle kiremitimsi bir renk. Güzel bir renk ve şöyle biraz göstereyim. Gerçekten dudaktaki tutuculuğu çok güzel. Ve her an her yerde kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Ayrıca pamuk şekerli gibi bir kokusu var, tadı var. Tabi yenmez hoca ama öyle bir tat da geliyor sonuçta dudağınızda olduğu için tadı da geliyor. Pamuk şekerli bir kokusu var. Çok doğal duruyor. Çok güzel. Bunu da herkese öneriyorum. Renk seçenekleri gerçekten çok güzel. Her rengini denemeyi düşünüyorum ve sizinle yine burada paylaşacağım. Diğer bir ürüne geçiyorum. Diğer ürün beyazlatıcılı diş macunu. Bu üründe de birçok bitkisel içerik mevcut. Mesela aloe vera, çay ağacı yağı, ginseng, misvak, karbonat. Bunların hepsi doğal. Birçok diş macunu markasını biliyorum ve kullandım birçok diş macunu. Colgate olsun, Predator, Taxol, Sodin, Ipana hepsini kullandım. Bu biraz tat olarak, ağızda verdiği his olarak Colgate'in misvaklı macununa benziyor. Ancak tabii ki farkı olabilir. Bu daha doğal olabilir. Ağızda fazla bir çok yani bir etki bırakmıyor. Sanırım daha çok yani doğal olduğu için yapay maddeler içermediği için ağızda sadece temizliğini yapıp işini bitiriyor diyebiliriz. Gayet doğal bir ürün. Temizlenmesi falan gayet güzel ve böyle yapaylık hissettirmiyor ağızda. Çok böyle mentol yunaneli bir his vermiyor. Ama gerçekten güzel bir ürün. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Beğendim. Bu da güzel bir ürün. Farmasinin vermediği bir ürünü yok diyebilirim. Hepsi fiyatına göre gayet tercih edilebilir şeyler. Gerçekten bu açıdan şaşkınlığa da uğradım diyebilirim. Çünkü süpermarketlerde, parfümerilerde pek rastlanan bir marka değil. Daha tanınmış markalar var. L'Oreal, Maybelline falan var. Ama onlar kadar güzel ürünler yapmış. Bu çok şaşırtıcı. Hatta bunlar daha doğal olduğu için daha da üst kademeye geçebilir bu açıdan. Ve de fiyat olarak da gayet uygun. O yüzden farmasi gerçekten beni şaşırttı diyebilirim. Diğer bir ürün at kestanesi balsamı yani masaj jeli. Bu masaj jeli çok ferahlatıcı. Böyle sürüldüğü zaman mentol böyle mentollü bir hani mentol bir şeyinizde ağzınızda burnunuzda böyle bir ferahlık oluşur. Deriye bunu yansıtan bir krem.
Ayrıca şifalı da bir ürün. İki konuda bana şifa verdi. O nedenle sadece masaj jeli olarak değil, sağlık ürünü olarak da kullanılabilecek bir ürün. Birinci şifası sivrisinek ısırmıştı beni ayak parmağımda ve oraya sürdüm. Bir anda aklıma geldi. Hiçbir yerde okumamıştım ama deneyim dedim ve denedim. Sürdükten hemen sonra kaşıntıyı kesti. Kızarıklık falan gitti ve yani ısırık gerçekten tedavi etti diyebilirim. Benim için şaşırtıcı oldu. Çünkü çoğu ürün piyasada yapay içerikler taşıdığı için sanki böyle sırf para kazanmak için üretilmiş gibi olduğu için pek böyle beklentilere karşılık veremeyeceği yönünde insanda his oluşturuyor. Ancak bunu deneyip gördüm ki gerçekten işe yarar ürünlerde yapılıyor ve bu çok güzel bir şey. İkinci olarak da bu sabah serçe parmağımda kızarıklıklar oluşmuş, hafif şişlikler ve ağrı vardı. Ve gerçekten ilginç bir şekilde bunu sürmeyi yine akıl ederek sürdüm. Ve gerçekten de işe yaradı. Ağrı kesildi, şişlik indi ve kızarıklık geçti. Sanırım bu parmağımı bir yerde sıkıştırmışım ve orada hafif morluk oluşmuş ve bir haftaya yakın bir süre bir ağrı vardı ve şu anda yok. Gerçekten büyük bir başarı bu kesintisi bazalının sağladığı şey. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Kullanın. Böyle deri problemleriyle ilgili şeyler de gerçekten birebir olabilir. Tüm faydalarını bilmiyorum. Benim kendi bulduğum faydaları bunlar. Ayrıca şu sıcak yaz gününe sürünce acayip bir serinleticilik etkisi var. Kokusu da muhteşem. Temizlik hissi de veriyor. Gayet tercih edilebilir bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum. Son olarak son ürünüm de BB krem. Ben bunu fondöten olarak kullanıyorum. Sanırım zaten işlevi bu. Yine önceki zamanlarda birçok markanın BB kremini kullandım, fondötenini kullandım. Ancak bu gerçekten iyi bir sonuç veriyor. Bunun verdiği sonucu en son Shiseido markasının yüz fondöten sanırım. Onu da görmüştüm. Gerçekten çok ilginç. Çünkü çok pahalı bir marka o. O ise gayet hesaplı bir marka. Ve aynı şeyi sağlaması gerçekten çok şaşırtıcı. Gerçekten tonunu da çok beğendim. Yüze ışıltı ve güzellik veriyor. Yüzdeki tutuculuğu çok güzel. Yaptığınız makyajı da çok güzel taşıyor ve yansıtıyor ve güzellik katıyor. Gerçekten çok güzel bir BB krem. Ve içerisinde birçok makadamya yağı, B1 vitamini, argan yağı, ipek proteini gibi içeriklere sahip faydalı yani faydalı hem faydalı hem de makyaj açısından vazgeçilmez bir ürün. Gerçekten BB kremi herkese tavsiye ediyorum. Önceki BB kremim Garnier'di ve bu kadar gerçekten güzel değildi yani. Bunu açıkça söyleyebilirim. Tonu da güzel değildi. Ayrıca daha yağlı bir his bırakıyordu. Ve sıcak yaz günlerinde o yağlı yüz hissi gerçekten kötü oluyor. Bunda akma veya yağlı bir his vermemesi muhteşem bir şey. Gerçekten vazgeçilmez de bir şey. Çünkü özellikle yazın İzmir gibi bir yerde sıcak altında yüzün terlemesi falan önlenemez zaten ama onu bile hissettirmiyor gerçekten. Makyajın akması falan da olmuyor. Gerçekten dört dörtlük bir BB krem diyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum. Evet. Farmasi'nin 8 ürünü hakkındaki yorumlarımı duydunuz. Ve gerçekten 10 üzerinden 10 verebileceğim kadar iyi çıktı diyebilirim. Ortalama olarak 10 üzerinden 10 diyebilirim. Çok güzel ürünler. Hepsi çok işime yaradı ve yarıyor. Ve yarayacak gibi görünüyor. Eğer benim ekibimde olmak isterseniz açıklamalar bölümünde ya da YouTube hakkında sayfasından linkinden farmasi üye olup kendinize alışveriş yapıp hatta isterseniz bunu bir kazanca da dönüştürebilirsiniz. Çok güzel bir seçenek bu. İsterseniz alışveriş yapın, isterseniz ekip içinde yer alarak kazanç da sağlayın. Harika bir şey. Hepinizi bekliyorum. Umarım ekibime katılırsınız.
Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımda yeni ürünlerimle ve yeni ürün değerlendirmelerimle karşınızda olacağım. Abone olursanız da çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.